Osmanlılar için 2. Viyana kuşatması, Türk tarihinin geriye döndüğü, hazin yılların başlangıcı niteliğinde ve 15 yıl 4 ay sürecek ve Karlofça Antlaşması'na kadar olan geçecek süre, Osmanlılar için felaket seneleri diye anılacaktır. Papa'nın desteklemesiyle Almanya İmparatorluk ve Krallıkları, Leistan, Venedik Cumhuriyeti, Papalık, İspanya Krallığı, Malta Şövalyeleri ve bir müddet sonra Rusya Çarlığı da Osmanlılara savaş ilan etti. Ve Kafkaslardan Fas'a kadar uzanan Osmanlı coğrafyasında büyük savaşlar başladı. ...15 Temmuz 1684 günü iki önemli olay yaşandı. Venedik, Osmanlılara savaş ilanı verirken, Almanlar da Budin'i kuşatma altına aldılar. Şehri, Bekri Mustafa Paşa savunmakla birlikte, yanındaki diğer komutanlar Budin Beylerbeyi Divrikli Kara Mehmet Paşa ve Halep Beylerbeyi damat Şeytan İbrahim Paşa bulunuyordu. Zira İstanbul'daki Sadrazam Kara İbrahim Paşa, Merzifonlu Paşa gibi orduyu sevk ve idare etmek istemediğinden Yeniçeri ağası Bekri Mustafa Paşa'yı görevlendirmişti. Bekri Mustafa Paşa'nın esasen ilk görevi Estergon'u almaktı. Ancak başaramadı. Budin günde 1000 ila 1500 top yedi. Ağır taarruzlar gerçekleştirdiler. Ancak Türkler şehri iyi savundu. Sık sık şehirden çıkarak huruç harekatı düzenlediler. Geçen yıl Osmanlılar nasıl Viyana önünde çakılı kaldılarsa, bu yılda Alman orduları Budin önünde çakılı kaldılar. Mehmet Paşa'nın koluna bir gülle isabet etti ve koptu. Kızgın yağ ile dağlayarak savunmaya devam etti. Kısa süre sonra bir humbara yanında patladı. Karnı delik deşik oldu. Komutanları yanına çağırdı ve son nefesinde komutayı Şeytan İbrahim Paşa'ya bıraktı. Budin kuşatmasının devam ettiği günlerde Venedik cephesi Adriyatik'te açılmıştı. Venedik donanması ile Dalmatya, Hersek, Arnavutluk ve Mora'ya asker gönderdi. Venedik'in başkumandanı ise Kandiye'yi Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ya teslim eden Morosini'ydi. Venedikliler ilk büyük saldırıyı Aya Mavri adasında gerçekleştirdiler ve ada Venedik'in eline geçti. Yine Budin kuşatmasının gerçekleştiği günlerde Leistan cephesinde de hareketlilik yaşanıyordu. İkinci Viyana kuşatmasının galibi Sobieski, kendi topraklarında Osmanlılara savaş ilan etti. En kısa sürede Fazıl Ahmet Paşa'nın ele geçirdiği toprakları geri almak niyetindeydi. Bu sırada Kırım Hanlığı'na yine eski Han Selim Giray atandı. Leistan Serdarlığı'na ise Sarı Süleyman Paşa atanmıştı. Selim Giray, Tatar ordusuna ağır bir nuzluk verdi. Din düşmanlarının her bir yandan saldırdığını ve bugün padişah ya da han adına değil din için savaşmak gerekir dedi ve düşman üzerine harekat emri verdi. 26 Eylül 1684 günü Selim Giray, Sobieski'nin kuvvetlerini bozdu ve Leistan cephesinde zafer Türklerin oldu. Bavyera elektörü Maximilian, Avusturya ordusuna yardım getirmiş ve komutayı ele almıştı. Osmanlılar teslim önerisini kabul etmeyerek son askerine kadar Budin'i savunacaklarını ilan ettiler. 19 Eylül, 27 Eylül ve 24 Ekim 1684 günleri Budin dışında 3 meydan muharebesi gerçekleşti. Ve bunların hepsini Türk askerleri kazanınca 3 Kasım 1684 günü düşman çekilmek zorunda kaldı.
ve Budin ilk kuşatmasından kurtuldu. Bu zafer haberi üzerine padişah çok sevindi ve Şeytan İbrahim Paşa'nın lakabını değiştirerek Melek İbrahim Paşa yaptı. Bekri Mustafa Paşa Kanice valiliğine tayin olundu. Boş kalan Budin Beylerbeyliğine ise Arnavut Abdi Paşa getirildi. Adriyatik denizinde Venedikliler Preveze'yi karadan ve denizden kuşatma altına aldılar. Kısa sürede Preveze düşman eline geçti. Diğer taraftan Sebenico da Venedik'in eline geçti. Venedik 1684 yılını bu üç bölgeyi ele geçirerek kapattı. Bosna Beylerbeyi Fındıklı Mustafa Paşa, 20 bin kişilik Venedik, Hırvat, Uskok askerlerinden oluşan Hristiyan ordusu üzerine yürüdü. 7 bin kişilik Osmanlı kuvveti bulunan Mustafa Paşa, 7 Nisan 1685 günü gerçekleşen Sin Meydan Muharebesi'nde Venediklileri bozguna uğratmayı başardı. Avusturya cephesinde savaş tüm şiddetiyle devam etti. 1685 baharının gelmesiyle ordular yeniden hareket etti. Avusturya kuvvetleri Uyvar'ı kuşatmıştı. Belgrad'da kışlayan Melek İbrahim Paşa, Uyvar kuşatmasını kırmak için harekete geçti. Ancak Sadrazam Kara İbrahim Paşa, Melek İbrahim Paşa'ya muhalif olduğundan istediği kuvveti kendisine göndermeyince, Melek İbrahim Paşa orduyu teçhizatsız hareket ettirmek zorunda kaldı. İbrahim Paşa misilleme olarak Estergon'u kuşatma altına aldı. Bu suretle Uyvar'ı kuşatan büyük bir kısım Alman askeri Estergon üzerine yürüdü. 80 bin kişilik düşman ordusu İbrahim Paşa'nın kuvvetlerini yenince Paşa Budin'e çekilmek zorunda kaldı. Avusturyalılar 19 Ağustos 1685 günü Uyvar'ı da düşürdüler. Kral Sobieski ertesi sene yine ordu toplayarak bir ümitle Osmanlıların üzerine ilerledi. Selimgiray yine Sobieski'nin üzerine taarruzda bulundu. 10 Ekim 1685 günü Leh ordusu tekrar mağlup oldu. Lehistan cephesinde Selimgiray mutlak galibiyet elde etti. Sadrazam Kara İbrahim Paşa, Melek İbrahim Paşa'nın idam edilmesi için elinden geleni yaptı. Başarılı bir kumandandı ve padişahın da sevgisini kazanmıştı. En büyük sadrazam adayıydı. Nitekim Kara İbrahim Paşa, Merzifonlu Paşa'dan sonra başka bir başarılı komutanın da idamı için Edirne'de kurduğu oyunlar sonuç verdi ve Melek İbrahim Paşa idam edildi. Ancak padişah Kara İbrahim Paşa'nın düzenbaz bir devlet adamı olduğunu anladı ve sadrazamlık mührünü elinden aldı. Rodos adasına sürülen Kara İbrahim Paşa orada idam edildi. Osmanlı sadrazamlığına yine ondan pek farkı bulunmayan Sarı Süleyman Paşa getirildi. Venedik cephesinde savaş Mora'da devam etti. Morosini, Navarin'i 15 Haziran 1686 günü ele geçirdi. Avusturya cephesinde Almanlar yine taarruza geçtiler. 18 Haziran 1686 günü Budin ikinci defa kuşatma altına alındı. Şehri Abdi Paşa savunuyordu. Süleyman Paşa 50 bin askerle şehre yardıma gitti. 80 bin kişiyle şehir ağır bir taarruza uğradı. Tuna üzerindeki bir barut deposuna top isabet edince büyük bir patlama oldu ve 4 bin Osmanlı askeri bu patlamada şehit düştü. Avusturyalılar Abdi Paşa'ya teslim olup askerleriyle şehirden gitmesi için çağrı yaptılarsa da Abdi Paşa son askere kadar şehri savunacağını söyledi.
Süleyman Paşa Budin'e yardıma giderken muharebeye tutuştu. 3000 askeri şehit düşünce korkarak geri çekildi ve Budin kaderine terk edildi. 70 yaşındaki Abdi Paşa şehri inatla savundu. Ancak düşman taarruzu sonuç verdi. Abdi Paşa vuruşa vuruşa şehit düştü. Şehit Abdi Paşa'nın üzerinden binlerce düşman askeri geçti. Budin'de kalan son Türk askerine kadar savaş devam etti. Hiçbirisi teslim olmayı aklından bile geçirmedi. Ve şehirdeki son Türk askeri de şehit olunca 160 yıl önce Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği Budin 2 Eylül 1686 günü kaybedildi. Düşman şehirdeki 81 cami ve Türk varlığını yakıp yıktı. Adeta burada bir tarih yerle bir edildi. Avusturya ve Alman orduları 10 Ekim'de Peç, 12 Ekim'de Segedin, 29 Ekim'de Koposvar'ı ele geçirmeyi başardı. ...30 günlük muhasaradan sonra Koron'da düştü. Ardından Modon ve Argos'ta ele geçirildi. 1687 yılında Mora'da harekata devam eden Venedikliler... ...Patras ve Korinti de alarak Mora Yarımadası'nın işgalini tamamladılar. Bu suretle Girit Adası'nın öcünü şimdilik Osmanlılardan almış oldular. Budin'de ağır kayıplar veren Alman orduları 1687 sefer mevsimini geç açtı. Padişah Avusturya üzerine yine sefer ilan etti. Serdar Ekrem olarak Sadrazam Sarı Süleyman Paşa'yı gönderdi. Kırım Hanı Selimgiray da Osmanlı ordusuna katıldı. Sarı Süleyman Paşa Belgrad'da askerin toplanmasını beklerken düşmanın Özek'i kuşattığını haber aldı ve buraya birlikler gönderdi. Osmanlı Birliği Avusturyalıları burada yenerek geri püskürttü. Düşman toparlandı. Lorient Dükü 5. Charles Osmanlı üzerine yürüdü. Osmanlı ve Alman birlikleri Mohaç'ta karşılaştılar. Nitekim bu savaşta Osmanlı Devleti yenildi ve 20 bin şehit verdi. 4. Mehmet Mohaç Muharebesi'nin kaybedildiğini öğrenince üzüntüden 3 gün yemek yiyemedi. Sarı Süleyman Paşa asker tarafından katledilecekti. Kaçarak kendisini İstanbul'a attı ve Mührü Hümayun'u teslim etti. Ancak yakalanarak idam edildi. Avusturya ordusu kısa sürede Özek ve Varadin'e girerek Belgrad'a iyice yaklaştı. Lehistan cephesinde yine Sobieski harekete geçti. Kamaniçe Kalesi'ni almak istedi. Bıyıklı Mehmet Paşa burada serdar olarak bulunuyordu. 3 Eylül 1687 günü gerçekleşen bu muharebeyi yine Sobieski kaybetti. Kırım ordusu da Kiev yakınlarında Osmanlı üzerine saldıran Ruslara karşı ilerledi. Ve Rus ordularını bozguna uğratmayı başardı. Venedik ordusu Mora Yarımadası'nın işgalini tamamladıktan sonra Birleşik Haçlı Donanması'nın yardımı ile Atina üzerine saldırı gerçekleştirdi. 25 Eylül 1687 günü Atina düştü. Şehir ağır yağma edildi. Ve eski Yunan döneminden kalan tarihi eserler bile ciddi zararlar gördü. Viyana bozgunu ve ardından Macaristan ve Mora'daki büyük kayıplar başta halk ve devlet adamları arasında dillenmeye başladı.
4. Mehmet bu kötü zamanda sağlığı yerinde olmasına rağmen ordu komutasını eline almaması ve liyakatsiz devlet adamlarına sancak vermesi söylentilere yol açtı. Memleket elden gitti. Avdan nice bir feragat etmez ve halktan utanmazsa Allah'tan da mı korkmaz? Bu daha ne kadar sürecek? 40 yıldır avlandı. Riyaya zulmetten gayri ne fayda gördü? Bu çekilen şeyler hep şikar fezahati değil mi? Gibi sözler her yerde söylenmeye başlandı. Asker de 4. Mehmet'in bu durumundan usanmış, isyana hazır hale gelmişti. 4. Mehmet her ne kadar avcılığa tövbe ettiyse de iş işten çoktan geçmişti. Sarı Süleyman Paşa'nın yerine tayin olunan köprülü damadı Sivahüş Paşa ve diğer devlet adamları ve köprülü oğlu Fazıl Mustafa Paşa artık 4. Mehmet'i tahta istemiyorlardı. Sivahüş Paşa Edirne'den ordu ile İstanbul üzerine yürüdü. 4. Mehmet haberi alınca durumu anladı ve bir mektup yazdı. Sen ki Vezir-i Azam Sivahüş Paşa'sın. Cümle ocak ağaları ve ihtiyar kullarıma selam ve dua ederim. 3 defadır hattı şerif gönderdim. Belgrad ile Edirne arasını kışla tayin ettim. Muradınız her ne yüzden ise gerek ulufe ve gerek gönderdiğiniz defterde Mastörül Esami olan devlet hainlerini tutup irsalini vaat eyledim. Asla mültefit olmayıp hattı şerifime itaat ve inkiyat etmediğinizden fikriniz belli oldu. Muradınız beni tahttan indirmek ise oğlum Mustafa size Allah'ın emaneti olsun. Yerime geçirip beni kendi halime koyasız. Ve küçük Ahmet'i dahi size Allah'a emanet eyledim. Hak Celle ve Ala Hazretlerinin bir ismi de Kahhar'dır. Dilerim ki Allah'tan cümleniz kahrolasız. Vezir-i Azam ertesi gün Hatt-ı Hümayun'u Silivri'de okuduktan sonra 4. Mehmet'in haliyle kardeşi 2. Süleyman'ın cülusuna karar verdiler. Daha sonra kararı Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'ya bildirdiler. O da 2. Süleyman'ı destekledi. 4. Mehmet tahttan indirildi. Yerine kardeşi 2. Süleyman 9 Kasım 1687 günü 47 yaşında Osmanlı tahtına 20. Osmanlı padişahı olarak oturdu. 4. Mehmet'in saltanatı 39 yıl 3 ay 1 gün sürdü. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki en uzun tahtta kalan padişah oldu. Halinden sonra 5 yıl 2 ay daha yaşadı. 51 yaşını 5 ay geçe Edirne Sarayı'nda öldü. Cenazesi İstanbul'a Turhan Sultan Türbesi'ne defnolundu.